Hello everyone, I'm Jason Walker. In this video I want to show you what is Avagochi and how does it works. Bu videoda Avagochi'nin ne olduğundan ve nasıl çalıştığından bahsedeceğim. Bu yüzden öncelikle yapmamız gereken şey Avagochi'nin web sitesine gitmek. İnternet sitesine gittiğimizde böyle bir sayfa bizi gösteriyor. Yapabileceğimiz bir takım şeyler var Avagochi'yi kullanmaya başlamadan önce. 1. Ghost satın alabiliriz. 2. Sonra yapacağımız şeyleri hızlı bir şekilde anlatacağım. Fakat Get Ghost kısmından öncelikle Ghost almamız gerekiyor ki bir şeyler yapalım. Öncelikle Avagochi aslında AV ile ortaklaşa çalışan bir projeydi. Nasıl çalıştığını, ortaklığı nasıl olduğundan bahsedeceğim. Yani AV destekli, milyarlarca dolar değerinde, yani çok büyük bir proje olan AV'nin destekli olması bu NFT oyununun. Öncelikle Avagochi'yi zaten ön plana çıkartan şeylerden birisi. Bu proje aslında Ethereum ağında çıkmıştı ve bu projede çok fazla kontratla interaction'a girmen gerekiyor. Yani her gün AV'ni beslemen gerekiyor. Mesela Gochi'lerini yani beslemen gerekiyor gibi. Her gün interaction'a girmen gerektiği için Ethereum'da da fiiller çok yüksek olduğu için bu proje tutmamış bir proje olarak tam tutmayacaktı ki Matic ağına taşındı. Tamamen projeyi Matic ağına taşımadılar ama hani Ethereum'da da var, şeyde de var. Matic ağında da var. Fakat oyun tamamen Matic ağında oynanabilir halde şu anda. Dolayısıyla Matic ağının Uniswap'i Quickswap olduğu için şöyle Quickswap'e tıklayarak işte go to Quickswap diyerek buradan USDC veya işte Matic ile Quick en başta Avagochi veya işte Ghost almanız gerekiyor. Diyelim ki Ghost'u aldınız. Gördüğünüz gibi ben burada Matic'i seçtim. İşte 10-11 tane Matic ile 9 tane Ghost alınabiliyormuş. Swap deyip onay dediniz ve en başta Ghost'unuzu aldınız diyelim. Bir miktar Ghost aldınız. Ondan sonra yapmanız gereken şey şu. Şurada sizin bakın Ghost'larınız gözükecek. Kaç tane satın aldıysanız. Ardından yapmanız gereken şey şu. Bu arada oyunu daha tanıtmadım. Yani Ghost'u nasıl alacağınızdan bahsettim. Quickswap'ten alıyorsunuz. Ağ olarak Matic ağını kullanıyorsunuz. Bunlar en önemli özellikleriydi. Bu oyunun özelliği şu. Bu oyunda Avagochi'nin Gochi kısmında ki şu Ghost yani dediği şey bu Ghost'lar şunlar oluyor yani hayaletler yani Casper gibi. Ana amacınız şu. Ghost stake ediyorsunuz. Bakın şurada stake Ghost. Ghost'u satın aldınız. Stake Ghost'a tıklıyorsunuz. Bakın get Ghost. Ghost satın almak için buraya git. Stake Ghost var. Bu da elinde var olan stake'leri Ghost'ları stake etmek için. Bakın 500 tane benim stake edilmemiş ghost'um var. Ben buraya 500 yazıyorum ve bu 500 ghost'umu da stake edeceğim. Bakın 500 yazdıktan sonra stake 500 diyor, withdraw diyor. Benim içeride stake edilmiş 5000 tane ghost'um var arkadaşlar. Yani 6000 dersek 6 12000 dolarlık bir içeride ghost'um var. Şu anda da burada 1000 dolarlık bir ghost var. Bu ghost'u 1000 dolarlık ghost'u stake ediyorum şu anda. Gördüğünüz gibi burada düzenle deyip burada şunu 30'u eğer 100 yaparsanız çok hızlı geçiyor. Zaten Matic çok ucuz olduğu için işlemlerin hızlı onaylanmasında fayda var. İçeride gördüğünüz gibi 5000 tane benim ghost'um zaten vardı. Bunun 6000 olması gerekiyor. Stake'ledikten sonra. Bunu beklemeye gerek yok. Stake olacak. Bu 6000 olacak ki oldu gördüğünüz gibi 6000. Oyunun şöyle bir jeneriği var. Buraya siz ghost stake ettiğiniz zaman her gün verdiğiniz bir ghost karşılığında bir tane fren kazanıyorsunuz. Fren adında bir token var. Bu fren tokenlarla da mesela ben günlük 6000 tane fren token kazanıyorum. Ama bu fren tokenlar satılamıyor. Yani non transferable. Yani transfer edilemeyen bir token veriyor bana fren adında. Bu frenlerle yapabileceğim şey de şu. Bu fren vermesi aslında çok iyi. Şey gibi düşünün. Kek kazıyorsunuz ve kekleri stake edip karşılığında kek değil de başka bir şey aldığınızı düşün ve bu satılamıyor. Dolayısıyla bu fiyat baskısını aslında acayip indiren bir şey. Peki bu frenler ne işe yarıyor derseniz şunu yapabiliyorsunuz frenlerle. Dediğim gibi bu frenleri transfer edemiyorsunuz. Ama geri geleyim. Ben mesela 6000 günlük 6000 fren kazanıyorum ya. Diyelim ki 10 günde 60.000 tane fren kazanıyorum. Şuradan şuna tıkladığım zaman bakın. Stake ettim. Frenlerle alışveriş yapabiliyorum. O yüzden pazara tıklıyorum ve pazarda alabileceğim bazı şeyler var gördüğünüz gibi. Fakat bunlar Ghost'la alınıyor. Yani gerçek Ghost'la alınıyor. Bakın portallar alınıyor Ghost'la. Wearable, işte giyilebilir bir takım itemler var. Bunlar aslında size frenlerle şey alıyorsunuz. Kazandığınız frenlerle ticket alıyorsunuz. Bu ticketlarla
Burada var olan raffle yazıyor ya. Bu raffle'lar diyelim ki aylık raffle oluyor, çekiliş yani. Bu çekilişlere bu frenlerle ticket alıyorsunuz. Ticketlarla raffle'larda çekilişlere katılıyorsunuz. Raffle sonuçlarında verdiğiniz ticketlardan size şansınıza itemler çıkıyor. İşte AV Gochiler çıkıyor veya portallar çıkıyor. Bunları anlatacağım. Bu portalları satın alırsanız da portalların içinden de AV Gochi çıkıyor gibi böyle çok böyle yönlü bir şey var. Ama burada siz diyelim ki fren kazandınız. Yani gittiniz Ghost'u satın aldınız. Ghost'u satın aldıktan sonra stake ettiniz. Stake ettikten sonra fren kazandınız. Fren kazandıktan sonra yapmanız gereken şey Buy Tickets kısmından frenlerinizle ticket almak. Ben mesela şu anda fren biriktiriyorum. 250, bakın 24 bin tane frenim var. 50 bin frenim olduğu zaman ticket alacağım. God Like almak istiyorum. Neden God Like alıyorum? Atıyorum God Like'a daha rare itemlar çıkma ihtimali yüksekken işte normal common'lara daha az. Şimdi ben buradaki ticket'lardan birini almak istersen buraya işte 10 yazdığım zaman diyor ki 10 tane ticket'a işte 10 tane almak istediğimde 500 tane fren harcayacaksın diyor. Buy 10 ticket dersem, bakın şöyle dersem, bunu onaylarsam buradan işte common ticket alabiliyorum. Sonra da bu common ticket'ları raffle'lar aktif olduğu zaman, şu an raffle aktif değil. Bu elimdeki ticket'ları raffle'a veriyorum. Raffle karşılığında da dediğim gibi burada satılabilen itemlerden kazanıyorum. Şöyle tıklayayım. Mesela diyelim ki bana bu bir sürü satın aldım diyelim ticket. Ticket'larla katıldım. 100 bin diyelim ki 100 tane ticket'la katıldım. 10 tanesine 10 tanesinin 5 tanesine Gochi çıktı. AV Gochi kısmı da burada başlıyor aslında. Bazılarından AV Gochi itemi çıktı diyelim. Pazarda satabiliyorum bunu. Mesela burada dediğim gibi pazarda itemler var. Bakın. Wearable kısmında işte burada itemlerin neyse çıkan itemleri kaç paraysa artık özelliğine göre burada satabiliyorsunuz. 200 Ghost bakın mesela 500 Ghost'a satıyor, 160 Ghost'a satıyor. Size çıkan yani burada NFT, normalde biz para verip NFT'den acaba güzel bir şey çıkacak mı diye bir sol veriyoruz, bir NFT alıyoruz ya. Burada para vermenize gerek yok yani. Sürekli ghost satın alıp stake ediyorsunuz. Frenlerinizle sürekli çekilişe katılabiliyorsunuz yani. NFT çekilişine sürekli bedavaya katılıyorsunuz. Çünkü ghost'unuz olduğu için frenlerinizle sürekli dediğim gibi NFT çıkartıyorsunuz. Çıkarttığınız NFT'ler de işte özelliklerine göre ghost'la satıyorsunuz. Ve para kaybetmiyorsunuz yani. Amacı tek yapmanız gereken ghost alıp stake etmek. Sonra frenlerle katılıyorsunuz yani. Bu gerçekten çok iyi bir özellik. Diyelim ki size AV Gochi çıktı. Bu AV Gochi'yi yaratabilmek için yani portaldan size AV Gochi çıkıyor. Burada AV ile olan kısmı burada başlıyor. Size diyor ki 25 dolarlık veya 50 dolarlık VBTC yani Wrapped ABTC AV Gochi'nin BTC'sinden alın diyor. Ki bunu kolateral olarak kullandırıyor. Yani verdiğiniz 50 dolarlık BTC AV Gochi'nin faydasına 50 dolar orada stake etmiş gibi duruyor. Siz istediğiniz zaman o 50 dolarla ettiğiniz stake'ten diyelim ki 60 dolar oldu. Eğer AV Gochi'nizi burn ederseniz yani yakmayı göze alırsanız bu içerideki 60 doları geri alabiliyorsunuz istediğiniz zaman. Yani her Gochi'niz sürekli size AV'de aslında farm yaptırıyor. Ama bu işin önemli olan kısmı değil. Bu AV ile olan ortaklığı yani. Bütün Gochi'ler aslında AV'ye şey sağlıyor, fon sağlıyor gibi düşünebilirsiniz. Size de küçük bir getiri sağlıyor ama işte AV Gochi'ye 1000 dolar falan yatıramıyorsunuz. Hep böyle küçük küçük paralar, bir sürü Gochi bir şekilde AV'ye fon sağlıyor gibi bir matematik var. Bu kısımdan sonra da şöyle My Portals'a geldiniz diyelim ki şöyle size portal çıktı diyelim. Bu arada portalları satın da alabiliyorsunuz bakın Buy Portal'dan. Bu portalı satın aldınız diyelim ki ve bu portaldan size AV Gochi çıktı. AV Gochi dedi ki 50 tane VBTC veya Link işte o söylüyor size Link stake ederseniz bu AV Gochi'yi çıkartabilirsiniz. Şöyle göstereyim. My Gochi diyeyim. Bakın bende bir tane BTC stakelediğim AV Gochi var. Bir tane de USDC AV Gochi'm var. Bunları pet all diyerek her gün beslersem bana XP veriyor. XP ile de rarity farming yapıyor. Ama onları birazdan anlatacağım. Şuraya 111 yapayım. Kaydettiğimi onayla dediğimde birazdan bu petleri şey yapacağım. Yani bu Gochi'leri besliyorum. Bu şekilde her gün beslemeniz gerekiyor. Rarity'sini vesaire arttırıyor XP'sini. XP'si artarsa da Rarity Farming'ten para kazanıyorsunuz. Bunu anlatacağım. Bu AV Gochi'yi anlatmak gerçekten çok zor.
Ama bu videoda çok iyi anlatamamış olsam bile en azından Aragoçi hiç bilmeyen adamın anladığını düşünüyorum. Şimdi genel bir toplamam gerekirse sonuç olarak Aragoçiler var. Yani konu şu, ghostlar üzerine kurulu. Amacınız ne? Ghost stake edip stake ettiğiniz ghostlarla fren kazanmak, kazandığınız frenleriyle ticket almak, aldığınız ticketlarla rafflelara katılmak, rafflelardan çıkan A ve Gochileri de satabiliyorsunuz. Rarity'sine göre eğer rarity'si yüksekse ona uygun diğer itemleri de satın alarak ve besleyerek o A ve Gochi'yi güçlendirip güçlendirdikten sonra da bu rarity farming denilen şeyler var. Bu da şu, 2 milyon dolar dağıtıyorlar diyelim ki. Sizin A ve Gochi'nizin rarity'si yüksekse o zaman o 2 milyon dolardan mesela 25 bin doları siz alıyorsunuz. Veya 50 bin doları. Ama rarity'si düşükse siz yine de katılabiliyorsunuz ama daha az ghost kazanıyorsunuz. Yani ghost farm etmenin yolu tüm bu o yarışmaları sonucunda AV kazanıp bu AV'lere itemleri alıp AV'leri besleyip işte XP'sini falan arttırıp rarity'sini yükseltip sonra bu rarity farminglere ki rarity farmingler belli zaman dilimlerinde oluyor. Yani her zaman rarity farming yapamıyorsunuz. Diyelim ki Eylül ile Ekim arasında bir ay boyunca rarity farming var. Sen rarity farming'e katılıyorsun ve bunun karşılığında işte rarity'sine göre belli bir miktarda para kazanabiliyorsun ki burada özellikleri var. Bu arada bu oyunun daha şu an yapım aşamasında yani mesela A ve Gochilerin bir sürü özelliği de var, zeka falan filan gibi ama bunlar şu an kullanım alanı olmayan şeyler ama yine de önemli rarity farming açısından. İleride oyunlar olacakmış söylediklerine göre Metaverse evreni yaratacaklarından bahsediyorlar ve bu Metaverse evreninde bu A ve Gochilerle işte hareket edeceğiz. Eğer A ve Gochi çok zekiyse, rarity'si yüksekse işte daha iyi olacak, daha düşükse daha kötü olacak gibi. Anlatılan sonsuz derecede şey var ama gerçekten de bakın Metaverse kısmına tıklarsanız şurada gördüğünüz gibi burada anlatıyor Metaverse kısmında neler olacak. Bu arada farmlarla kazandığınız frenlerle aldığınız ticketlarla katıldığınız rafflelardan size şey çıkma ihtimali de var yani. Şöyle şu Avogadro evreninde toprak da çıkabilir. Dolayısıyla şu anda aslında normal aklı başında olan bir insanın kesinlikle ve kesinlikle bir miktar Avogadro yani Ghost satın alması gerekiyor ne olursa olsun. Ve Ghost Farm'ı yani Fren Farm'ı yaparak bu NFT'leri olabildiğince çıkartması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu videoda olabildiğince anladığım kadarıyla Avogadro'yu size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Zaten Avogadro konusunda daha fazla bilgili olan insanlar varsa yorumlarda bizi bilgilendirirlerse Twitter'da bu kişileri de retweetleyerek Avogadro konusunda farkındalığı arttırmayı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın. Hoşça kalın.